Bir varmış bir yokmuş diyelim. O sıralar düşman orduları memleket içlerine doğru ilerliyordu. Vakkas'la Abbas bir hafta arayla kasabaya geldiler. İpsiz sapsız iki yabancı. Vakkas berbere çırak oldu, Abbas gayfeciye. Madramazlıkları çabuk anlaşıldı ama kimsenin onlarla uğraşacak hali yoktu. Düşman yaklaşıyordu. Düşman kasabaya giriyordu. Halk düşmana karşı direniyordu. Savaşın kargaşalığı içinde Abbas'la Vakkas ortadan kayboldu. Zafer kazanılır kazanılmaz da ortaya çıktılar. Kasabanın ilk kurtarıcıları onlar oldu. Acele Ankara'nın yolunu tuttular, istiklal madalyası almak için. Çok geçmedi kaçanların mallarına konup esnaf tüccar takımına karıştılar. Bir çekişmedir başlamıştı aralarında. Biri evlenince öteki de evlendi. Kızların geniş toprakları vardı. Birer oğlu oldu ikisinin de. Abbas Halis koyunca oğlunun adını Vakkas'ta Muhlis koydu. İnkılaplara ilk karşı çıkan onlar oldu kasabada. Din elden gidiyor diye nutuk atıp ilk şapkayı onlar giydiler. Yeni harflere de karşı çıktılar ama okula ilk yazılanlar gene onlar oldu. Siz buyurun Vakkas Bey. Kedim! Daha süt emer, miyav miyav der. Gene ne ister ben ehli kedim? Ekmek yutamaz, sisan tutamaz, ne de yaramaz, ne yaramaz! Ben ehli kedim. Birbirleriyle çekişmeleri halkın eğlencesi olmuştu ama eğlencenin bedeli kasabalının cebinden çıkıyordu. Yavaş yavaş her işe el atmaya başladılar. Politikaya da atıldılar zamanı gelince, keselerini biraz daha fazla doldurmak için. Sonra her insan gibi öldüler. Arkalarında kendilerinden daha inatçı iki oğul bırakmışlardı. Bu Abbas'ın oğlu Halis, bu da Vakkas'ın oğlu Muhlis. İkinci Dünya Savaşı boyunca Halis İngiliz'i tuttu. Muhlis inadına Almancı oldu. Hayır Hitler! Sen İngiliz'in siyasetine bak! Acaba kimin kocasının boynuzları o işaret ettiğin? Östcühela! Victory işareti bu! Hiç duymadın mı? İngilizce zafer demek! Zaferi de kazanacağız Allah'ın inayetiyle! Tövbe de! Allah'ı karıştırma İngiliz gavurunun işine! Kazanacağız! Var mısın bir iddiasına? İnsaf etmem, fırını alırım elinden! Höst! Fırın diye lekmek fabrikası bu! Biri ötekinden aşağı kalmaz ya, Halis un istifçiliğine başlayınca Muhlis de şeker kara borsacılığına girişti. Ekmeğin fiyatı yükseldi, gramajı düştü, gene de bulunmaz. Yağ yok, pirinç yok, sabun yok, arka kapıda hepsi var beşlisli fiyatına. Evlenmeleri de iddialaşma yüzünden oldu. Halis Hacı Resul'ün kızı Dürdani'yi isteyince Muhlis durur mu? Ertesi gün Hacı'nın küçük kızı Merdani'yi isteyiverdi. Böylece Halis cömert oğluyla Muhlis eli açık oğlu bacanak oldular. Ben sıkıştım, sen devam et! Al sana kazık! Soyun kız, çabuk! Namaza durmayacağım mı bey? Durmanın sırası mı? Durmanın sırası mı avrat? Bizim oğlan Muhlis'inkinden önce doğmalı! Soyun çabuk lan! Ana! Anandan başlatma! Yüzhaneden önce doğuramazsan ben bittim! Aa, aa, aa.
Gelinlerin ikisi de hamileydi ya, hangisi önce doğuracaktı? Halis'le Muhlis'in iddialaşması bir saat içinde kasabaya yayıldı. Yarışta geç kalanın buyu kasaba meydanında merasimle kazınacaktı. Yeri lan! Yeri Muhlis'in arvadı doğurmadan yeri! El aleme rezil oluruz, yeri lan! Yeri karı! Senin be canım! Çocuğunuz batsın! Oldu mu? Ah, içim çıktı be! Çocuk çıkmadı mı? İçim çıktı! Bana bak karı, ondan önce doğurmazsam ben bittim ha! Elini çabuk tut karı! Büyük giderse mahvederim ha! Dur bey, dur! Ben bittim! Asıl ben bittim. Allah cezanı vermesin senin. Ulan ben doğuracağım neredeyse. Allah, aman karnım. Dur oğlum, dur. Buyur ha. Çek elini lan. Ben mahmuna dellendi iyice. Gitler buyuruna et doğumu. Tadını mı çıkarıyorsun lan Davis? Canın acımasın ha. İyi bile. O usturayla gırtlağını keseceğim senin. Tembel çıktı namussuz karı. İngiliz'in oyununa geldik. Hasip'le Nasip babaların tepişmesi arasında dünyaya geldi. Yok, ben ölçeceğim. Sen hile yaparsın. Merhaba. Seninkini de ben ölçerim sonra. Ölç. Heh, buyurun. Kaybeden belediye reisliği adaylığından vazgeçecek emmi. Korkum yok ki, babasının oğlu bu. İki buçuk, tam iki dur, buçuk. Dur. Milimleri de sayıyor mu? Ama. İki santim de altı milim. Maşallah! Hanım! Nasibin şeyine bir mavi boncuk takıver. Bu mezura yanlış olmasın. Seninkini ölçerken doğruydu de, şimdi mi yanlış oldu? Aslanım benim, babasının oğlu. Kendi ağzından söyle bakalım, kaçmış? Söyleyemiyor mu? Aslan oğlum benim, tam 3 santim, maşallah! Seninkine boncuk gerekmez artık, sen boncuğu bize yolla! Onların ikisi de deli bacım! Benimki zır deli! Benimki zır deli! Benimki vallahi zincirlik bacım! Benimki vallahi tımarhanelik! Hasip'le Nasip'in sünnet düğünleri de çekişmeli oldu. Düğünü beraber yapmayı kararlaştırmışlarken Halis kendi çocuğununkini acele kestiriverdi. Hem de nam olsun diye kasabada sünnetsiz çocuk bırakmamacasına. Muhlis ondan aşağı mı kalacak? Kasabada sünnetsiz çocuk avına çıktı. Seninki de kesik mi yavrum? Bu oğlan sünnetsiz ha. Gel bakalım ma oğlum gel. Ben sünnet oldum bu Lisa. Olsun lan gel. Gel kaçma bir daha olursun oğlum. 3 eksiğim vardı, kaçma oğlum kaçma. Muhlis sünnet ettirecek başka çocuk bulamadı ama oğlunun kirveliğini partinin il başkanına yaptırıp başka yönden üstünlük sağlamayı başardı. Hasip'le Nasip'in ilk okula başladıkları yıl, belediye seçimleri yaklaşmıştı. Halis'i aday gösterseler olmaz, Muhlis'i aday gösterseler olmaz. Toplanıp karar verdiler aralarında. Her devre biri reis olsun dediler, başka çaremiz yok.
O akşam Sarı Recep'in lokantasında kafaları dumanlanan iki bacanak oyuna durunca zamanıdır deyip bizimkilere bir centilmenlik anlaşması imzalattırdılar. Bir devre Halis belediye reisi olursa sonraki devrede Muhlis reis olacak. Maksat barış içinde sırayla sömürsünler kasabaydı. Hacı Resul yazı tura attı. Sevgili hemşehrileri! Şu güzel vatanımızda demir kırasıyı hakim kılacağız. Evelallah yeni camimizin temeli atılınca da... Yeni camimizin temeli atılınca da koku dışarıda cereyanlarla hep beraber mücadele edeceğiz. Ben şimdi sana gösteririm namussuz Halis. Kes lan sesini şunun Mustafa Efendi. Evvel Allah'ın izni keremiyle şu özel kasabamızı vilayet yapacağız. Oh yapacaksın. Oh yapacağım. Yeter ki muhaliflerimizi defeleyip parti bölüm. Ben sana sorarım. Çocuklar da katılmıştı onların yarışmasına. Geliyorlar. Koşulan baba ananı belle. Dayan lan, dayan lan! Boş nasip, boş! Aslan oğlum, boş! Lan dayan! Geliyor! Aslan oğlum benim! Babanı hariç! Bu yarış ortaokul bitene dek sürdü. Çalışkanlıkta diye tabii. Koşuda, güreşte, futbolda, birbirlerine madik atmada. 3 yıllık ortaokulu 6 yılda bitirdiler. Akılları derslerden çok madrabazlığa eriyordu çünkü. Muhlis'in belediye reisi olduğu yıl kasabada lisede açıldı. İşte bizimkilerin en başarılı oldukları ders. Bırak, 10 kağıt veririm. 20 lira! Bak, babam beni çok döver ulan yenilirsen be! Ya oğlum, ben kazanırsam babam bana av tüfeği alacak hemen, ne yapar? Bırak! 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 50 lira! Yapma! İnsan et lan! Ben kazandım! Yendim! Fiyakaları uzun sürmedi. Lisenin 10. sınıfından belge alınca kendilerini asker ocağında buldular. Şu aslana bakın hele! Maşallah, çok güzel. Topaç gibi maşallah! Maşallah, maşallah! Ver hele bakayım! Aslan gibi maşallah! 41 kere maşallah! Gördün mü ha? Aslanım kuyruğu yersin. Benim aslanım 10 başı olmuş, 10 başı. Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, dön, dur! Geriye dön! Abdesthane temizliği yapılacak. Emri tekrar et bakayım. Abdesthane temizlenecek Hasip Beyciğim. Deme yok burada. Komutanım diyeceğim. Ha? Bunu görüyor mu bunu? Görüyorum komutanım. Geriye dön!
Mehmet Abdesthane! Marş! Marş! Allah seni! Ağlama lan! Vatan hizmetinde ağlanılmaz! Yaklaşma! Benim ulan! Onbaşın! Yaklaşma vururum, parola! Oğlum benim diyorum sana! İstersen babam ol vururum, parola! Tövbede oğlum, 40 yıllık arkadaşını mı vuracaksın? Ne yapalım oğlum, emir böyle! Kusura kalma, vuracağım! Yapma lan, şeytan doldurur! Ana! Bir daha yapmayacağım, onbaşım de bakayım! Bir daha yapmayacağım onbaşım! Selam, dur! Geriye dön! İstihamet abdesthaneler, marş! Ben bunu senin yanına koymam! Oğullar askerde depişe dursun, babalar da belediye seçimleri için kolları sıvamışlardı. Kayfeyi bizim Osman'da içelim, ha? İçelim Reis Bey. Avukat Fezli değil mi o? Hı? Ta kendisi gavur. İlk defa bir rakip çıkmıştı karşılarına. Kasaba tarihinde görülmemiş bir şey. Avukat Fezli belediye reisliğine rakip partiden adaylığını koymuştu. Yes. Allah! Geç! Kes dernemin kenarı, tafrasına tafrasına bakma! Reisliği buna kaptırırsak yandık! Herif düpedüz servet düşmanı canım! Senin için belediyenin arsalarına el koydu diyormuş! Senin malzeme koyduğun depoyu elinden alıp çocuk bahçesi yapacağımış! Düpedüz komünist! Beynel minel canım! Bu Vecdi'yi ne edeceğiz arkadaşlar? Macir mahallesi silme Vecdi'ye verecek diyorlar. Okumuş takımı, mamur takımı hep ona veriyor. Bir çare geliyor aklıma. De bakalım uyanık Ali. Muhlis efendi hacıya gitse diyorum. Bir de cami yaptırma derneği kurarsınız. Bu kasaba hepten gavur olmadı ya. Reis adayı Muhlis'e Reis Halis de katıldı. Biri hacı olacaktı, öteki ondan geri mi kalacak? Böylece iki bacanak acele cami yaptırma derneğini kurup hac yolunu tuttular. Avukat Vecdi istediği kadar yırtınsın. Kasabada cemaatten fazla cami var. Okul yaptıralım, hastane yaptıralım, su getirelim desin dursun. Bizimkilerin kulak astıkları mı var? Aman Nasip durdur şunu. Hemen asayım komutanım. Bana bak, başlarım senin onbaşılığına ha. Askerlik nizamiyede kaldı, tamam mı arkadaş? Gidiyor! Bineceğin şey kendin durdur, hıyara bak be, Allah Allah ya! Ohoho! Nasip, senin orada koynun bulanır, bu yana geç istersen. Yo yo, iyi böyle. Altın dereye ne kadar var acaba? Buradan 1,5 saat çeker. İlk defa gidiyorum. Yaklaşırken haber verirsin, peki, değil mi? Duydun mu lan? Duyduk. Önüne bak. Bu kime gidiyor dersin acaba? Kimler dersiniz diye merak ettik. Altın Dere'nin yerlisiyiz de biz. Ya ya. Kaymakam Sadri Bey'in kızıyım. Biz askerdeyken gelen olacak.
İki yıldır yoktuk kasabada. Şimdiki belediye reisinin oğluyum ben. Memnun oldum. Ben de seçilecek olanın kimin oğluyum. Belli mi babanızın seçileceği? Sırayla olurlar da, bir onunki, bir benimki. Rahatsız etmiş olmayalım. Rica ederim, bana arkadaşlık ediyorsunuz. Ayrı mı oturuyorsunuz ana babanızdan? Ben okuyorum, Ankara'da. Annemin yanındayım, annemle babam ben küçükken ayrılmışlar. Evet. Üniversitede mi? Tıbbiyeyi bitirdim bu yıl. Doktorsunuz demek. İhtisas yapmadım daha. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Nasip, sen bana bir şey söyle, sıkıştım. Buyurun. Bir çay. Başka çay. Başla. Gelsene ulan! Ne var? Affedersiniz, böyle yalnız başınayken yapamaz çişini de böyle. Ne var? Ne dedin kıza? Seni met ediyordum. Çok sana sıkıştım lan. Bana ne oğlum, benim çişim yok be. Olsun, kapıda beklersin. Ne lazım? Sen de yapıver, yolda sıkışırsın oğlum! Emredersin lan başım! Aferin! Ayy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 
Nasip, orada mısın? Nasip? Şimdi al bakalım doktor kızı. Nasip? Emret onbaşım. Ne diyor oğlum? Aç şu kapıyı. Nasip, sana diyorum şaka etme, aç şu kapıyı. Aç da kapıyı. Geç kaldınız. Bir arkadaşa rastladık da Hasip onunla kaldı. Bir sonraki otobüsle gelecek. Nasip, sana diyorum Nasip! Aç ulan şu kapıyı lan! 200 lira vereceğim ha! Açtın ulan kapıyı! İsminiz? Perihan. Oh ne âlâ, ne âlâ! Uymadı ama nasip benimki, memnun oldum. Hoş gelmişsin Nasip. Askerlik yaramış. Hasip gelmedi mi? Askerliği çok sevdi, tezkere bıraktı. Otobüsü kaçırdı Enayi, akşama gelir herhalde. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hacım. Sağ ol. O benim. Hanım Perihan Hanım. Kaymakam Sadri Bey'in kızı. Güzel. Kendisi doktordur. Efendim yolda karşılaştık biz. Hadi biz gidelim gayrı. Hadi yürü. Buyurun. Bekar değil miydi bizim kaymakam ha? Hoş gelmişsin Nasip Bey! Hoş bulduk bayramcığım! Kaymakam Sadri Bey içeride mi? Ne yapacaksınız? Ben kızıyım. Kızı mı? Allah Allah! Ya hadi koş, haber ver çabuk! Görünce çok şaşıracak! Babacığım! Perihan! Babacığım! Aman idare et! Canım babacığım benim! Efendim, kızınızı Salim'en getirdim komutanım, beyefendi. Hoş geldin, hoş geldin yavrum. Çok özlemişim seni yavrum. Teşekkür ederim. Adınız? Estağfurullah, bir şey değil. Efendim, adım Nasip. Reis Namzedim Muhlis Bey'in oğlu, askerdeydi siz geldiğinizde. Nasip Bey'le otobüste tanıştık. Eksik olmasın, çok iyi arkadaşlık etti bana. Rica ederim, vazifemiz.
Böyle sizin gibi... ...sayın kaymakamımızın kızı böyle biricik... ...üniversite mezunu bir doktor hanıma... Ya, hiç sormuyorsun babacığım, tıbbiyeyi nihayet bitirdim. Ha. Bitirdin demek. Bitirdim. Kızımın valizini jipe koy Bayram. Şoföre de söyle, hazır olsun, eve gideceğiz. Efendim, ben artık müsaadenizi isteyeyim. Kızıma gösterdiğiniz ilgiye... ...çok teşekkür ederim. Yo, estağfurullah, öpeyim mi? Yani, rica ederim. Böyle kıymetli bir hanımefendiye... Buyurun. ...affedersiniz, sözüm evet. Meclisten dışarı... ...eşek olsa ilgi gösterir yani. Tabii. Buyurun. Ne oluyoruz Allah aşkına? Geldim işte. Kızın değil mi? Hı. Geldiğime memnun olmadın mı? Sarılmayacak mısın bana? Ha? Burada olmaz. Eve gidelim. Ah, canım. Çok özledim seni. İki aydır bir satır olsun yazmadın. Hadi kızım olduğunu uydurmak zorundaydın. Bu doktorluk nereden çıktı peki? Bilmem. Ağzıma öyle geldi. Hemşire olduğum için belki de. Doktorum diyiverdim. Doktor hali yok mu bende? Var, var, var. var. Hadi yürü bakalım. Yürü. Merhaba. Bavulu cibe koydum bey. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Biraz erken evlenmiş demek. Ulan nasip. Aha bu yapılı mı lan bu? Allah! Taski! Taski! Dur lan! Sen o arabanı al da git! Ertesi gün kasabada Halis'le Muhlis'in haçtan dönüşlerini bekleyenler kara bir haberle karşılaştılar. İki bacanak Arafat'ta şeytan taşlayalım derken yanlışlıkla birbirlerini taşlayıp öbür dünyayı boylamışlardı. Önce biz geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى الذين من قبلنا. Evladım, biliyorum acılısın ama memleket meselesi hepsinden önce gelir. Bak azizim bir diyeceği var sana. Belediye seçimleri yaklaşıyor Asip Bey. Sıra babasından nasibe geçmedi mi? Başkanlıkta sıramıra kalmadı. Sen bizim partiye geçip adaylığını koy hele, seni başkan koymak isteriz. Allah! Şu uğursuz herife mi bırakacağız kasabamızı evladım? Asip Aziz'in partisinden adaylığını koyuyormuş. Sıra bizde değil mi? Anlaşmayı bozdular, seni başımıza koymak ister. Başımıza çıkacağım. Kasabayı uğursuz Asip'le şu solcu herife bırakma. İkisi de babayı alır. Çıktı geliyor! Geliyor! Hoş geldiniz beyler, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Gene bir derdiniz mi var? Sayenizde hiçbir şikayetimiz yok kaymakam bey. Hayırlı bir iş için geldik. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Perihan Hanım'ı... Anlamadım. Eski belediye başkanımız, merhum Hacı Halis Bey'in oğlu... ...Hasip Bey'e istemeye geldik. Beyler, biliyorsunuz...
Perihan... yani kızım... önce ihtisasını yapması gerek. Bir nişandakarız şimdilik. Hanım kızımız okuyor, dursun. Sonra... kendisine sormadan... Hele siz bir he deyin, ötesi kolay. Nasıl kolay yani? Hasip Bey kasabamızın en zenginidir. Bir de reis seçilince... ya bak şimdi bu seçimler de var. Bence bu seçimler bitsin, o zaman nasipse... Aman kaymakam bey, nasibi karıştırmayın bu işe. Vay Nasipçim! Nasipçim ya, vallahi seni görmeyince işim rast gitmiyor. Yo, birini mi bekliyordun sen? Yo, ben namaza yetişeyim. Dur ya oğlum, beni de mi kandıracaksın? Tövbe estağfurullah. Ya bakalım. Aymakam'ın kızını görüyor mu hiç? Ne gördüğüm yok. Geçen günü çarşıya çıkmış. Ben işime bakarım arkadaşım, neme lazım? Bize yaramaz, şehir kızı. Hakikat be, üniversite okumuş. Anarşist midir? Ya. Sonra... Amanın geliyor. Ne oluyor be? Hazin acıl evladım, Allah'ın sevgili buluyormuşsun, işin oldu. Hangi iş? Çimento işi. Öyle mi? Kaymakamın kızını istedik canım. Tebrik ederim. bana müsaade, acele bir işim var da. Beğendin mi başımı açtığın işim? Gülme! Ne yapayım? Ne yapacağız şimdi? Allah'ın emriyle kızım istiyorlarmış. Gülme! Yok. Hayır. Bu kasabada barınamayız artık. Biri daha yakışıklı, biri sevimli. Üstelik ikisi de zenginmiş. Artık reis seçilene verirsin beni. Veririm, öyle mi? Madem istemiyorsun beni. Bak, Pereyan, Allah Allah, bak Pereyan... kim demiş istemiyorum diye, hı? İstesen evlenirdin şimdiye kadar. Tabii, evlenmek... Pereyan... gel! Gel! Gülmeyecek bu yüz. Bu da ne ya? Neden verdin bana yaram? Ya birazcık neşe ver, ya beni baştan yarat. Hep terk ettin sevdiklerim, paramparça dünyam benim. Baştan yarat ellerimi, baştan yarat gözlerimi, baştan yaz şu kaderimi. Ya Rabbim beni baştan yarat. Sende kaldı dileklerim, ağaçlarda pineklerim. Sabır taşı yaptın beni, her cefaya attın beni. Ne yapayım gari böyle beni? Ya Rabbim beni baştan yarat. Hiç korkmayın muhterem partili arkadaşlarım. Bu asil millet, ne Hasip'in sağına, ne de Vecdi'nin soluna rey vermez. Hasip partimizi arkadan vuracak arkadaşlar. Ne gibi? Dün gece kaymakam Sadri Bey'in penceresine karşı şarkı söylemiş diyorlar. Yok ya! Ya niyeti bozuk. Kaymakam kızıyla evlenip seçimden önce hükümeti de arkasına almak. Doğru! Kaymakam bizi mi kollar, damadını mı?
Asil milletimiz bu gibi müzir emellerin karşısında duracaktır her zaman için arkadaşlar! Biz gene de tedbirli olalım. Muhtarları görün. Hı? Nasiple vecdiye oy verecekler, seçim kutuklarına yazmasınlar. Olur. Ana! Ne koşuyor bu kıçına neftiya sürülmüş kimin? Çarşaflı karı da nereden çıktı? Bizimkisi bir haltlar karıştırıyor gene. Teyze Hanım, buyurun. Kimi aradınız? Aa, siz misiniz? Niye bu kılığa girdiniz? Ya, çok fena hastayım da. Ay, ay, of, çok fena ağrım var. Yardım edeyim size. Gelin, buyurun. Keşke bir doktora gitseydiniz. Sağ geldim. Siz doktor değil misin? Şey, tabii doktor sayılırım. Ay, ah! Uzanın şöyle bakayım. Peki bu çarşaf niye? Sana laf gelmesin diye giydim gülüm. Aramızda nişan da yok da. Nasabalının diline düşeriz. Ah, kalbim! Of! Kalbiniz mi? Ya! Eliniz değer değmez azaldı biraz. Ne de patronum? Az önce çıktı, nereye gittiğini söylemedi vallahi. Hmm. Aşı mı? Sağ olun Asip Bey. Nerede? Bilsem demem mi? Oğlum, rüşvet yemeğe alış. Al. Nerede patronun? Ne? Ne diyorsun ulan sen? Ah! Benim derdim kalbimde doktor hanım. Evet, kalbimde. Bana Perihan deyin, ne olur. Perihan! Ağrıyor mu? Yanıyor. Yanıyor evet. Mu? Yangın kalbimden başlıyor doktor hanım. Perihan, dayanamayacağım artık, Perihancığım! Artık dayanamayacağım! Babam! Kaymakam bey! Eyvah, ne yapacağız şimdi? Çabuk ol, bir şeyler yap! Şunu alın! Tamam, ben buraya saklayayım. Çabuk! Gelin, saklanın! Olur. Hadi! Ne yapsak acaba? Hadi! Ben buraya gireyim mi? Olmaz! En iyisi gideyim! Çabuk, gelin şuraya! Bekliyorum! Hoş bulduk, hoş bulduk! Nerede? Bir derdiniz mi var? Derdim şey, var, var, hem ne dert! Ne derttir o? Canına okudum onu derdi. Anlamadım, hastalık mı? Hastalık, hem de ne hastalık? Mikrop, mikrop! Kurtulamadım derdi. Nasıl bir şey bu? Nerede o? Başımın belası! Sancıyla mı başlıyor? He? Önce kalbim sıkışıyor, bak sıkıştı! Soluk alamıyorum, bak bak soluk alamıyorum! Gelin şöyle, uzanın biraz! Amanım, amanım! Hadi yaşım da yükseldi, ölüyor muyum, ne oluyor? Bir doktora gitseydiniz keşke! Sana geldim ya, benim ilacım sende! Sende benim! Ceketinizi çıkaralım! Allah! He? Yardım edeyim! Aman! Tamam! Evet, verin. Oldu. Bir dakika, şöyle. Şöyle çıkıyor, bak bak. Kravatınızı da çözün. Soyunayım mı istiyorsun? Yok, şey, soyunmanıza gerek yok, hayır. Soyunayım, soyunayım. Soyunayım, şöyle iyice bir bak bakalım. Doktor yapmayın, gelmişsin. Yapmayın, soyunmayın şey lütfen. Soyunmayın, rica tabii ederim. Ne biçim doktorsun canım, soyunayım da bir iyice bak. Soyunmadan. Thank you.
hazırım canım. Gel yapmayın bakayım. Rica ederim, yapmayın. Ben rica ederim, gel. Bu ne? Baba, öğle yemeğine gelecek. Çabuk şu masanın altına girin. Hadi çabuk durmayın. Olmaz. Aşamam. Alın alın. Çabuk olun çabuk. Şunu da alın. Şunu da. Hadi girin. Buraya düştü. Hoş geldiniz ulan, babacığım. Aman, geliyor, geliyor. Gelme buraya, gelme buraya, gelme, gelin, geliyor. Yemeğini hazırlayayım mı babacığım? Ne oluyoruz ya? Kendi evimizde de mi babalık oynayacağız? İçeride iki hasta var. Ne hastası? Doktor değil miyim ben? Namussuz, hilekar. Beni seviyor. O seni seviyor, beni seviyor. Ulan senin neyini seveceksin? İstikbalim mi oluyorsun benim? Ne yapabilirdim şekerim? Affedersiniz, kapınızı devirdik de ya biraz. Ya böyle menteşeler şöyle... Kötü! Şerefimize içerim Nasipciğim. Şerefimize içerim canım. Ağaçtık mı şimdi? Ağaçtık, ağaçtık. Kaymakamın kızını seçimi kazanan alıyor. Yahu bu ne işti? Anlaştılar galiba. Mücadelemiz demokratik ve kardeşlik ruhu içinde geçecek diyor. Seçimler bitene kadar... ...Perihan'la alakadar olmak yok. Yok. Tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Öpücüğüm. Gel. Canım kardeşim benim, biber ye. Acı. Bence Vecdi'ye karşı birleştiler bunlar. Peki kaymakamın kızını kim alacak? İçelim canım, içelim. Hadi bakalım, içelim bakalım. İçelim canım. gidelim mi muhterem Nasip Bey? Siz nasıl isterseniz onbaşım. Buyurun. Buyurun muhterem rakibim. Buyurun. Olma, kolunuza. Şilen, bir dakika. Şilen, hop. Hadi bakalım, alas mı aldık? Rahatsız olma, rahatsız olma, otur. Güzel. Bu ne? Benden. Allah aşkına önce çıkıyor. Perihan orada, kuzum bana iki çift laf ettir burada. Sayın Başkan adayımız, ricamız üzerine birkaç söz söyleyecek. Canım ve de canımın içi, siz benim sevgili gözümün çiçeği. Şşt, aman ne diyorsun vatandaşlarım de. Gözümün çiçeği vatandaşlarım. Göstermiş olduğunuz... Bana gösterdiğiniz bu güzel yüzümüzü... ...Ela gözümüzü... ...Ve de bu teveccühünüzü... ...Yani gösterdiğiniz... ...Teveccühünüzü...
tavize uğradık, geliyoruz. Bak, demokrasiye yaşı mı bunun yaptığı ya? Geri lan, geri! Asmada üzüm sana, kem midir sözüm sana? Seher yıldızı gibin, dikmişim gözüm sana. Sayın vatandaşlarım, gözlerimin içine bakın, ne demek istediğimi anlarsın. Mecdi Bey, seninkiler gövde gösterisi yapıyor kasabada. Kafa olmadıktan sonra dolaştırıp dursunlar bakalım boş gövdelerini. Nasip köprü yaptırıyormuş kuru çayın üstüne. Asip de çeşme yaptırıyormuş ya. Ortada kaymakamın kızı olmazsa elleri ceplerine gitmezdi bunların. Ah, siz miydiniz? Buyurun. Yarın köprümüzün açılış töreni var da... Teşekkür bizim... ederim, babama söylerim. Yo yo, biz kendisini davet ettik de, yani... siz de teşrif ederseniz, işte... Tabii, ben de gelirim. Şeref verirsiniz. Açılış nutkunu söylerken... gözlerim sizi arayacak. Teşekkür ederim. Anas mı aldık Perihan? Güle güle. Ay, orası neresi? Vay, Nasipçim, nasılsınız? Teşekkür ederim, öpeyim. Sağ olun. Nasıl gidiyor bakalım sizin çeşme işi, he? Yarın açacağız, bekleriz. Öyle mi? Biz de bekleriz efendim. İnşallah, inşallah. Müsaadenizle. Rica ederim, müsaade sizin canım. Buyurun. Buyurun. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim, size de efendim, size de. Hava alırsın. Merhabalar. Buyurun. Yarın çeşmemizin açılış töreni var da. Bu köprüyü zor açar artık. Bana bak lan. Bizim çeşmenin başında gece gündüz nöbetçi beklesin faiz. Ne yapacağı belli olmaz bu domuzun. Aman ha. Yıkılacak değil mi? Buna çeşme mi dayanır Nasip Bey? Dur! İçine siyah boya da koydun mu oğlum? Oo, tabii koydum. Nasip'in yüzü gözü kapkara olmalı. Sen hiç meraklanma, her şey tamam. Perihan'ın önünde iyice bir Hadi elini çabuk tut Mustafa Efendi. Daha çabuk, daha çabuk. Let's go!
Bir dakika. Muhterem hemşerilerim! Dört kıtayı birbirine bağlayacak olan bu muazzam köprüyü iftiharla kasabamızın hizmetine açıyoruz! Kat'i surette de 5 kuruş geçiş ücreti talep etmiyoruz! Bu köprünün üzerinden telli duvahlı ne gelinler geçecek! Ne doktorlar hastaların imdadına yetişecek! Karşı kıtaya yürüyelim! Sabotaj! Sabotaj! Aziz hemşehrilerim! Su azizdir! Ne demişler? Su kimin aziz ol. Su içerkene yılan bile dokunmaz. Musluğu açınca, birazdan muhterem hemşehrilerimizin hizmetine açacağımız bu büyük eser hepimizin malıdır. Buna karşı saygılı olmanızı Orta Doğu'nun ve Balkanların bu muazzam çeşmesinin bilhassa yalağında ayak yıkamamanızı rica edeceğim. Bu mübarek çeşmenin suyunu kıymetli kaymakamımızın açmasını rica edeceğim. Bir dakika, kaymakam bey, siz açmayın. Ne oluyor canım? Propagandaya girer. Doğrudur efendim. Ben tarafsız kalmalıyım. Hasip bey siz açın. İyi hadi bakalım. Uğurlu ellerinle sen aç bakalım Hasipçiyim. Kaymakam bey, bir dakika şöyle geçin efendim, üstünüze su sıçrayabilir. Hadi. Yazık olacak Hasibe, yazık. Neden lan patlamadı bu? Bilmem. Başlamayın başkanınıza! Sabotaj! Sabotaj! O taşı da damayla yirin. Bana söyleyin, biz kendileri gibi köprü tahrip edip nifak saçmıyoruz. Ney ne diyor? Kendileri gibi köprü tahrip edip nifak saçmıyoruz diyor.
Söyleyin ona, köprüsü malzemeden çaldığı için yıkıldı. Köprüsü malzemeden çaldığı için yıkıldı. Söyle, bombayı da biz koymadık çeşmeye. Allah hakiki müminler korur. Korusun bakalım, korusun Allah'ım! Ay, git komandı! Bırakın beni! Bırakın diyorum beni! Bırakın beni! Senin! Kendine gel! Bırakın lan! Bırakın! Senin bütün kirli çamaşırlarını ortaya sereceğim! Bırakın beni! Bırakın! Benim çamaşırlarım temiz! Asıl ben senin bütün kirli çamaşırlarını ortaya sereceğim! Bütün kirli çamaşırlarını sereceğim! Merdanenin piçi! Bırakın beni! Buyurun bırakın beni! Yarın görürsün sen! Sevgili hemşehrilerim, şimdi muhterem huzurlarınızda Hasip Cömertoğlu'nun bütün kirli çamaşırlarını bir bir ortaya dökeceğim. Evet, bir dakika. Dök sayın başkanım, dök! Arkadaşlar, siz hiç hayatınızda bu kadar kirli bir fayla gördünüz mü? Faylanın haline bakın! Bakın bakın, bu da, bu da Hasip Bey'in kirli donu. Şu dona bak, 10 senedir yıkanmamış. Ulan bu kadar kirli bir donu olan bir adamı hangi kara alır ya? Hasip Bey, Hasip'in bahsettiği kirli çamaşırlar bunlar değil. Öyle o değil. Bak, bir de şu kısa dona bak. Bu mu sen? Hadi. Bu mu? Memlekette ahlak bırakmadılar arkadaşlar. Kadın kız sokağa döküldü. Kadın kolu kurmuşlar. Kadın kısmısı siyasete ne karışırmış canım? Kadın dediğin kafeste bir kuş bülbülü olacak, kuş bülbülü. Beni seçerseniz kasabada başı açık kısa etekle gezmeyi yasak edeceğim. Gimnastik bayramlarında kızlarımıza uzun don giydireceğim. Şöyle mi olacaktınız ya? Bunları zapt edeceğiz. Nasip yetiş, Nasip! Patron başım, Vecdi'nin karılar kolu geliyor! Umudunuz Vecdi, hay sizin umudunuza tövbe estağfurullah! Bismillahirrahmanirrahim! Hasbinallah ve nimel vekil, hasbinallah! Çek duvar da bırakmadılar be! Alışverişe çıkmış. Selçuk Koç, nasip bir haber verir. Teşekkür ederim! Muhterem hemşehrilerim! Sözlerime başlamadan önce Hasip Bey'in şahsıma karşı yapmış olduğu bazı gerçek dışı sataşmalara cevap vereceğim. Muhterem altınlereliler, aziz hemşehrilerim. Nasip amca. Berhan çarşıya çıkmış. Biz ki çarşıya mı çıkmış? Şimdi sözü sayın parti başkanımız beye bırakıyorum. Sayın hemşerilerim!
kapıya! Geç! Perihan geliyor, selam dur lan! Buyurun efendim. Aman vay efendim! Siz buralara gelir miydiniz efendim? Yani böyle ya, inanın heyecandan... ...böyle gözlerim yaşardı. Buyurun efendim. Acaba ne arzu etmiştiniz? Bir kumaş arıyorum ama... gelinlik için mi? Ne Fransızın Concorde uçağı... ...ne Amerikalının Phantom uçağı lazım değil bize. Biz, evelallah... ...kendi uçağımızı kendimiz yapacağız. Fabrikasını burada kuracağız. Bismillah. Yalnız uçakla olmaz. 1000 adet tank, 100 bin adet motor... ...motor... ...ne? Ne? Perihan çeyiz düzmeye nasıl bir dükkanına mı geldi? Bugün bütün söyleyeceklerim bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun aziz din kardeşlerim. Aziz vatandaşlar! Güle güle! Beni mahcup ettiniz. Ne demek efendim? Bu dükkanlar sizin artık. Bütün dükkanlarım, han, hamam... Allah'a ısmarladık Nasip Bey. Güle güle, şeref verdiniz. Çek istiyordum. Salah salah bakma dümbelek! Bugün... ...bugün... ...Altındere'nin düşman işgalinden kurtuluşunun... ...54. yıl dönümüdür. Hepimize kutlu olsun. Kahraman Altındereliler! Yok. Kahraman Altındereliler! Bravo, bravo! Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bunlar da ne? Alışverişe çıktım. Ne alışverişi? Çeyiz hazırlıyorum kendime. Hasip'le Nasip'e mi gittin yoksa? Ne kötülük var bunda? İkisi de can atıyor benimle evlenmek için. Bak, Perihan! Kıskanıyorsun beni. Seni seviyorum. Ne olur evlenelim. Çıldırmışsın sen. Herkes kızım biliyor seni. Kaçalım buradan. Üstüme varma ne olur. Sinirlerim bozuk zaten. Yarın Kurtuluş Bayramı. Gece balo. Pazar seçimler. Baloda dans ederiz değil mi? Babacığım. Akşam şu sandıklar hayırlısıyla bir açılsın. Misafirlerimiz! Şimdi Sayın Kaymakamımız Sadri Gültan Bey, gecenin mana ve ehemmiyetini belirten bir konuşma yapacak. Yaşa Kaymakamımız! Kaymakam babamız! Yaşa Kaymakam babacığım! Sayın Altındereliler! Saygıdeğer konuklarımız!
Kasabamız bugün ve yarın mutlu bir tesadüf, iki büyük günü bir arada yaşamaktadır. Bugün kasabamızın kurtuluş bayramını kutladık. Yarın da belediye seçimleri için sandık başına gideceğiz. Seçimlerin olgun bir hava içinde geçeceğine inanıyorum. Sayın belediye başkan adayları aramızdayken söyleyeyim. Hayır, bir dakika. Seçim yasağı bugün saat 17'den itibaren başlamıştır. Burada propaganda yapmamanızı rica ederim. Bu mutlu gün ve seçimler kasabamız için hayırlı uğurlu olsun. Nasipçiler Sultantepe'de adam başına 25 kayme dağıtmışlar. Siz 30 verin. 5000 daha vermeniz lazım. Batırdı beni bu namussuz nasip. İri Baba mahallesinden 80 kişi ayarladık. 4 sandıkta birden oy kullanacaklar. Güzel. Hasibe oy verecekleri bir iyi sarhoş edin bu akşam, yarın kalkamasınlar. Baş. Nasıl kaldırsan o kızı? Ay, şimdi ya. Hasip kaldırıyorsam. Hadi! Hasip hava alır. Hadi kalk, kalk, kalk! Hadi! Kaymakam beyciğim, affedersiniz, müsaade eder misiniz acaba? Buyurun efendim. Bu herif beni deli edecek. Hiç yakışmadılar. Kız maşallah artist gibi. Kızın Hasip'te düğünü yok. Kız fingirdek canım. Perihan'cığım! Hanım be! Hey, Hasip Bey! Hasip Bey! Hasip Bey! Hasip Bey! Hadi bakalım, kalk! Nazlanmayın mı? Siz bileyim, çocuklar! Olmaz sen! Hayır oluyor! Hayır oluyor! Hayır oluyor! Kaymakam Bey bakıyor! Ay, şuraya! Çok teşekkür ederim! Tamam, tamam! Çok teşekkür ederim! Bravo! Evet, sağ olun, sağ olun benim canımdan aziz hemşehrilerim. Şimdi sizlere çok sevdiğim bir aşk şarkısı takdim edeceğim. Çok dokunur bana bu şarkı. Söylerken ağlarsam kusura kalmayın. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Yeşil el gözlerinden muhabbet kaptım. Diz çöküp önünü de yıllarca taptım. Kalbimi uğruna müsaade edersen iki çift laf da biz edelim, değil mi? Tamam, tamam. Gelsin efendim.
Muhterem misafirler, sevgili kaymakam babamız, eğer izin verirseniz sizlere kendi yazdığım bir şiirimi okuyacağım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Ela gözlerinden muhabbet kapamaz kimse benden başka. Hiç kimse bu kadar sevemez seni benden başka. Senden başka hiç kimse... senden başka... senden başka, senden başka... sevemez hiç kimse beni senden başka, senden başka... sevemez hiç kimse beni senden başka, senden başka... sevemez hiç kimse, hayda, hoppa, hoppa... benden başka, senden başka... sevemez hiç kimse beni senden başka, senden başka... Kendime kızıyorum. İş bu noktaya gelmemeliydi. Yarın seçimler var değil mi? Evet, ertesi gün de başkan seçilen dayanır kapımıza, görürsün. Kaçarım ben de. Bu kasabadan tayinimi isteyeceğim. Gittiğimiz yerde evleniriz. Bir tane. Yapma canım. Yavrum, yapma! Etraftan gören olacak. Evimize gidelim babacığım. Oyumu kullandım, vicdanım rahatladı. Affedersiniz, sizce bu seçimleri kim kazanacak? Biz kazanacağız elbette, neden soruyor? Oyunuzu kime verdiniz efendim? Kasabamız için en hayırlı aday kim ise ona verdim. Sizce kim bu aday? Belediye başkanlığını kazanacak aday kimse o. Başka soru soracak olan var mı? Akşama kadar işimiz çok, sandık sandık dolaşacağız. Çok teşekkür ederim, çok. Bismillahirrahmanirrahim. Basit bir vatandaş olaraktan vazifemi yapmış bulunuyorum. Vatana, millete hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Affedersiniz efendim, oyunuzu kime kullandınız? İbadetle siyasete karışılmaz. Onu Allah bilir. Başka? Bu seçimlerden ne bekliyorsunuz? 30-35 belediye başkanlığı bekliyoruz. Ama bir tane seçilecek efendim. Öyle mi? Bir tane seçilecekse, onu da evvel Allah'ın izniyle biz kazanacağız. 42 Hasip, 89 Nasip. Arkamdan geliyor alçak ama Vecdi 245. Buyurun ya, ya. Buyurun. Allah, Vecdi gene başta. Ulan sanki Perihan'ı o alacak diyoruz. Bu iş burada biter. Necdi kazandı. Buyurun. Kasabamız için hayırlı olsun. Biz kendi işimize bakalım. Buyurun. Bu alacağı iş mi birader?
Bu ne ya? Arkadaşlar, anlaşıldı. Allah'ın inayetiyle biz bu seçimleri kaybetmiş bulunuyoruz. Kaybettik. Kaybettik ama nasip de nasip olmadı başkanlık. Biz kendi işimize bakalım. Vay Nasirciğim! geçmiş olsun! Sana da geçmiş olsun kardeşim, öpeyim! Nereye gidiyorsun böyle? Eve gidip şöyle bir güzel uyuyacağım! Ben de gidip yatacağım! Düşünüm öyle ha! İyi oldu be! Bir avrat için birbirimizi yiyecektik! Aslında güzel dedi Ellen. Bacakları da çarpık. Gözleri de şaşı gibim biraz. Kaç paran gitti seçimlerde? Çok. Daha saymadım. İşi gücü de fena boşladık. Bir kız için iflas ettik be. Biz böyle küçük işlerin adamı değiliz oğlum. Ya. Büyük seçimlerde milletvekilliğine adaylığımızı koyalım. Mebus seçilen mi alacak kızı? Mebus seçilen. En iyisi. Var mısın? Hadi bakalım canım. Bana müsaade. Müsaade sizin canım. İyi geceler. İyi geceler kardeşim. Sen burada bekleyeceğin Fırdoncu, bir şey olursa ıslık çalarsın, tamam mı? Ya kız kaçmam derse? Ulan kızın gönlü zaten bende be eşek! Yürüyün! Tut! Omuz verin bana! Tamam, tamam! Kahretsin ulan! Hayatında hiç mi insan taşımadın be? Bismillahirrahmanirrahim.
korkma canım, korkma benim bir tanem canımın içi. Dur. Kıpırdama lan! Eller yukarı! Tövbe, kötü bir niyetimiz yoktur. Bizden önce geldin demek. Alçak, namussuz, ırz düşmanı. Sen misin lan Hasip? Hay Allah, ödümü patlattın. Yenim ya it oğlusu, bırak lan kızı! Yo, öyle beleş yo. Önce gelen götürür. Bu işin sırası mı olurmuş? İkimiz de kaybettik reisliği. Bana bak, bir karara bağlayalım şu işi. Yakalanırsak rezil olacağız kasabalılara. Yazı tura atalım mı? Hile yapmak yok ama. Yok, söyle. Benden yazı. Benden tura. Tura! Çek, çek bakalım, tamam. Bu iş bu kadar. Çekil, hakkına razı ol! Arkamdan bir namussuzda gitme bak! Oba! Göre göre Perihan'ı kaçırdık be! Oba! Amanım! Bu ne lan? Lan bu kim? Allah belanı! Bayram Çavuş! Sen ne arıyorsun lan burada? Perihan nerede lan? Kaymakam bey, Perihan Hanım'ı şöyle götürdü. Beni de buraya bekçi bıraktı. Buyurun işte. Nasibinizi Hasip Beyciğim. Aman rica ederim siz buyurun Hasip Bey. Ulaşalım be. Bir ay sonra Sadri Bey'le Perihan evlendiler. Perihan bizimkilere birer düğün fotoğrafı yolladı. Hasip'le Nasip de hali vakt kız bulup aldılar. Böylece şimdilik onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine.